Pandemi sonrası artan ev kiraları hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Vatandaşlar için daire satın almak hayal olurken bir artı bir daire kiralamak bile çok zorluyor. Pandemi sonrasında artan daire fiyatları yükselmeye devam ediyor. Son zamanlarda artışa geçen kira fiyatları vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Gayrimenkul danışmanı Zehra Bayram'dan detayları öğrenelim kiraların artmasından ötürü vatandaşların mağdur olduğunu söyleyen gayrimenkul danışmanı Zehra Bayram şunları söyledi. Çanakkale'de bölgesel anlamda yerel halk, öğrenciler, dışarıdan gelen misafirler, konaklamak isteyenler oldukça muzdarip. Şimdi bunun nedeni kiraların çok fazla artmış olmasından dolayı. Şimdi geçen sene şu an minimal bir 1 artı 1 minimum 1500-2000 lirayken şu an 4.500-5.000 lirayı buldu. 2 artı 1'leri 6.000 lira düşünün 3 artı 10 10.000 lirayı bulmuş durumda. İşte bu da geçen seneye göre %100 bir artış olduğunu gösteriyor. Bayram daire kiralarının pandemi süreci ve dolar kurundan etkilendiği için yükseldiğini belirtti. Şimdi bunun nedenlerine gelecek olursak bu etapta bir pandemi sürecini geride bıraktık. Pandemi sürecinde de konut yapımında bir azalmalar oldu. Dolar biliyorsunuz yükselişi oldu. Bununla birlikte de e, konut yapımda, yapımındaki maliyetler ciddi oranda arttı. Bu da e, konutların ciddi fiyatlarının artışından dolayı da alım gücü azaldı. Şimdi tabii ki şöyle düşünün, e, bankalarda kredilerin azlığından dolayı da insanlar e, konut yatırımına gidemiyorlar. Gidemediklerinden dolayı da tabii ki alım gücü azaldı, talep arttı, konutlar azaldı. E bu da tabii ki kiraların yükselmesine sebep oldu. Bayram, konut projeleri artarsa kiralardaki artışın önüne geçilebileceğini belirtti. Çanakkale bölgesinde projeler yeterli değil. Aslında e, toplu projelere, konut projelerine gidilirse daha çok sirkülasyon hızlanıp e, bu şekilde de e, bu tıkanıklık geçebilir aslında.